connected. Herkese merhabalar. Ben Aydın. Alp'in bir arkadaşıyım. Amsterdam'da yaşıyoruz. Alp bir intercom siparişi verdiğini benim teslim alıp alamayacağımı sormuştu. Sena markada bir intercom elime ulaştı. Uzun süredir bende. Şimdi Türkiye'ye giden bir arkadaşım var. Onunla birlikte Türkiye'ye göndereceğim. Öncesinde tabii kutuyu açmam gerekiyor. Kutuyu açarken sizinle de hem böyle kutu içerisinde neler var onu paylaşayım istedim. Şimdi bu zaten kargo kutusu. Bunda çok bir bilgi yok. Burada benim adres bilgilerim var. Şurada da bir, şu tarafında da çok böyle göstermek istemiyorum ama şey var işte, fatura bilgileri falan filan şeyler var. Bir ufaktan açmaya başlayalım bunu biz. Şimdi ben bunu açarken bir yandan da şey yapayım. İçerisine gerçekten Sena'nın hangi intercom'u var onu daha iyi bilmiyorum. Uzun süredir bende ama açmaya fırsatım olmadı. Intercom ne işe yarar derseniz motosikletliler bilirler bunu. Arkanızda oturan artçı deriz biz ona. Artçınızla veya başka yan taraftaki motorlarla rahat bir şekilde Bluetooth aracıyla konuşmanızı sağlayan, telefonlarınıza cevap vermenizi, müzik dinlemenizi sağlayan bir alet. Kaskın içerisine takıyorsunuz. Bluetooth ile çalışıyor. İçerisinden bayağı bir bubble bag çıkıyor. Bu beni çok mutlu etti. Daha küçük bir şey çıkacak demektir. Şimdi bunu kenara aldım. Ve içerisinden ne çıktı bakıyoruz hemen. Sena 10C Evo çıktı bir adet. Bir tane de Sena'nın yine SF 4 modeli var. Kutu içerisinde başka hiçbir şey yok. Bunu ben kenara kaldırayım. Şöyle koyayım hatta. Şimdi çok büyük kutular değil gerçi ama yine benim hani gümrükte sıkıntı yaşamaması adına arkadaşımın bunları da açmam gerekecek. Hem açmışken de içerisinde neler var birlikte bakalım. Şöyle zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Poşetinden de komple kurtulalım. Kutunun üzerindekileri isterseniz kısaca bir inceleyeyim. Evet, zaten Motorcycle Bluetooth Camera Communication System diyor. Ha, bu Sena'nın şey versiyonu o zaman. Hem kamera hem de intercom versiyonu. Daha önce ben bunu başka bir motorcu arkadaşımda görmüştüm bu modeli sanırım. Üzerindeki hemen şeyleri okuyayım. Bluetooth 4.1 sistemiyle çalışıyor diyor. Unibody Design diyor. Design'ını övüyor. Ultra HD 2160p çekiyormuş. 125 derecelik açıya sahip bir kamera lensi varmış. Geniş açı çekebiliyormuş. Lens rotation up to 30 derece. Bunu tam anlayamam. 30 dereceye kadar lensi dönüyor diyor sanki. Bluetooth intercom up to 1.6 km diyor. 1.6 km mesafeye kadar yaklaşık 1 mil yapıyor. Çok güzel. Intercom mesafesi var orada. 4-way intercom 4 kişiyle bağlantıya geçebiliyor gördüğüm kadarıyla. Smart Audio Mix diyor. Ses kalitesi iyiymiş. Suya dayanıklı. Advanced Noise Control var diyor. Sesli kontrol var. Bu bizim bir önceki Midland marka intercomumuzda vardı. Gayet önemli, güzel bir şey. Müzik sharing. Bak bu çok önemli. Çünkü normalde bizde şeydi. Önceki iyi olan kaliteli dahi. Şu an dandik bir intercom kullanıyoruz. Müzik sharing yapamıyorduk. Herkes kendi dinliyordu. Bu güzel bir olay. Kendi içerisinde FM radyosu var diyor. Smartphone'larla diyor şey var diyor, aplikasyonu var diyor. Hem iPhone hem Android için. Upgradable bir yazılımı varmış. İçerisinden çıkmasını beklediğimiz şeyler. 2 adet şu şekilde kulaklık diyeyim ben bunlara. Bir mikrofon bu açık çene için. Bu da kablolu mikrofon. Bu da genelde kapalı sistemler için kullanılıyor. Şunu gerçi ikisini de kullanabilirsiniz. Sıkıntı değil de. Kamera butonu falan filan diye gövdedeki şeylerden de bahsetmiş. Çok fazla bir şey yok onun dışında. Şimdi kutuyu açalım isterseniz. O şık bir kutu. Böyle full siyah güzel bir şey gelmiş. Şimdi içerisinde kamera olmasından dolayı neyle kıyaslayabilirim? Şöyle parmağımı falan göstereyim. Birazcık intercom büyük. Beklentimin biraz daha üstünde bir büyüklüğe sahip. Üzerinde evet
çevrilebilir bir şey var, buton var. Yukarıda kamera başlatma kapatma var. Burada görüyorsunuz zaten direkt kameranın lensi görünüyor. Bu kapak kapatma mı acaba? Şu an üzerinde bant var. Çok şey yapmayayım da birazdan incelerim. Buradan şarj etmek için şey var. Şuradan da micro SD kart mı? Evet. Micro SD kart yerleştirme yeri var. Şurada da birkaç buton var. Şimdi ha bu özür dilerim. Bu direkt ses sistemi geliyor. Buradan şarj etme yeri var. Şarj yeri evet bildiğiniz normal Android micro USB dediğimiz tarzda bir şey. Güzel. Başka neler çıkacak kutumuzdan? Bu boş bir kutu. Evet. Şimdi araç şarj cihazı var. İçerisinden çıkan bir tane. Bu normal şarj kablosu. Normal Android telefonların eski Android telefonları diyeyim çoğunun olduğu tipte. Şimdi burada oldukça fazla şey var gördüğüm kadarıyla. Bir yerlere mount etmek için aparatlar var. Bunlar şey, kulaklıklarınız, hoparlör diyebiliriz bunlara. Bunlar süngerimsi bir şey. Bu üzerine kapatmak için mi acaba? Evet, burada mikrofonlardan bir tanesi var. Yalnız bu arada malzeme kalitesi güzel görünüyor. Şimdi kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama bunlar da gördüğüm kadarıyla hoparlörlerin kılıfları. Şimdi burada tutucusu var. Intercom'un direkt. Bu da şey için açık kask ve şeyler için çenesi açıklar için alttan tutturmalı. Gerçi her ikisi şey olur. Biri yapıştırmalı, biri vidalı gibi diyeyim hatta size. Bu da şey kablo mikrofon yine. Öbürü daha böyle açık kasklarda da tutulabilecek. Bu açık kaskta mesela bunu kullanamazsınız ama diğerinin her ikisini de kullanabilirsiniz. Burada da mikrofon için nasıl diyeyim ses kalitesini arttıracak, konuştuğunuzda rüzgarı azaltacak, patlamayı çatlamayı azaltacak şeylerden, süngerlerden var. Yine şeyden holder'dan bir tane daha göndermişler. Aynı mıydı şu ikisi? Ha, biri sağda biri solda gibi sanki. İyi düşünmüşler. Evet, buna left işareti var. Yok, yukarı işaretim şu. Değişik biri sağda biri solda olsun diye şey yapmışlar. Bunun dışında da içinden kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu böyleydi. Şunu bir toparlayalım hızlıca tekrar. Şöyle iki tane vidalı kask için intercom tutucumuz var. Burada bir tane yapıştırmalı intercom tutucumuz var. Bir tane hem açık hem de kapalı kasklarda kullanabileceğiniz mikrofonunuz var. Bir tane sadece kapalı kasklarda kullanabilecek mikrofon var içerisinde. Mikrofonların süngerleri var. Burada da hoparlör kulaklık diyebileceğimiz kısım var. İki tane. Burada da onun süngerleri var. Bu da anladığım kadarıyla çıkarırsanız eğer orası boş kalmasın diye koyabileceğiniz bir şeyler sanki. Çok emin olamadım buna. Alpcim sen bunu deneyip de eğer şey yaparsan bize de açıkla ne olduğunu. Son olarak da zaten kendisi var burada. Şöyle koyayım bunu kaldıralım biz. Şimdi geldik. SF4 Motorcycle Bluetooth. Tekrar bakayım buna. Communication System. Bunda kamera yok. Sadece Bluetooth sistemi var. Burada gördüğüm kadarıyla intercom sistemi var. Enhanced HD Speakers and Standard Speakers Included demişler. Anladığım kadarıyla bu modelde geliştirilmiş bir HD kulaklık speaker yani hoparlör kısmı var. Bakıyorum. Diğer tarafta okuduklarımız hemen hemen aynısı var sanırım. Evet bu da 4'e kadar şey yapıyor. Evet Bluetooth 4.1. Bu 1.2 kilometreye kadar intercom hizmeti veriyor. Yine 4 kişiye kadar şey yapabiliyorsunuz. Grup intercom yapılabilir diyor. Diğerinde onu görmemiştim ama yapılabilir diye düşünüyorum. Audio overlay diyor. Yani bir yandan konuşurken üzerine audio verebiliyorsunuz sanırım. Music sharing yine bunda da varmış. Çok güzel. Voice prompts, advanced noise control. Yine sesle ilgili şeyler var. Can be used while
Charging on road trips. Ha, aynı zamanda şarj ederken kullanılabilir diyor. Çok ilginç. Bu güzelmiş. Suya karşı dayanıklı. Kendi içerisinde FM radyo var. Aplikasyon üzerinden diyor. Şey yapabilirsiniz diyor. Kullanabilirsiniz diyor. Hem iPhone hem Android'e uyumlu. Optional Senna Remote Control Support. Bir de tabii şeyler var. Şimdi intercom böyle kaska takılı bir cihaz olduğu için sürekli direksiyonu bırakıp oraya gidip gelmeniz gerekebiliyor. Bununla birlikte isterseniz, eğer bunu yapmak istemiyorsanız, gidona sabitleyebileceğiniz bir tane remote controller alıyorsunuz. Bununla da eşleştirdikten sonra direkt uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Elinizi kaskınıza götürmenize gerek kalmadan. Yine yazılımı diyor, upgrade edilebilir diyor. Bunu da açalım hadi. Şimdi emanet bana olduğu için ben çok dikkatli oluyorum. Hazır mıyız? Evet. Ya ben Sena'yı daha önce açıkçası kullanmadım ama yıllar önce alt seviye bir intercomken yıllar içerisinde çok geliştirdi kendini ve bunu böyle dizaynı tarzı falan da çok yansıtmış. Yani bu diğeriyle kıyaslarsak çok şık ve ufak duruyor. Şöyle bakarsanız kalınlık olarak zaten hani kıyaslanabilecek bir şey değil de. Bu gerçekten çok şık duruyor şu anda. Tabii diğerinde dahili kamera olması olayı birazcık değiştiriyor. Intercom cihazı. Burada da direkt mikrofonu var. Bunu çıkartalım. Neler çıkacak? Kitapçık var içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Geri kalan her şey bunun içinde. Hemen hızlıca bunun da bakalım. Intercom tutucu var burada. Bu vidalı olanı yine. Yine intercom tutucu var. Bu yapışkanlı olanı. 3M yapışkan var arkasında. Bunlar kulaklıklar. Hoparlör sistemi. Bu yine kapalı kasklar için kullanabileceğiniz kablolu mikrofon. Bakıyorum. Burada da açık mikrofonu vardı bunun. Bir çift daha gördüğüm kadarıyla şimdi şey var. Hoparlör sistemi var. Zaten kabında yazıyordu. Bir normal standart, bir de geliştirilmiş speakerlar diye. Bu da mikrofonlar için yine süngerler. Ve son olarak da şarj kablosu çıkıyor içerisinden. Şimdi bunları Alp'e biz arkadaşımla göndereceğiz. Umarım çok güzel günlerde kullanırsın Alp'cim. Sen de yorumlarını sonrasında eklersin. Benden kutu açılışı yapmış olayım. Ben kutu açılışı yapmış olayım böylelikle. Senden de artık kullanıcı yorumlarını alırız. Benden şimdilik bu kadar. Kendine çok iyi bak. Herkese selamlar, saygılar.